En'am suresinin 151. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak bazı hayat düsturları bize söylüyor. Kul de ki, Te'alev, gelin, etlü mâ harrame rabbukum aleykum. Rabbinizin size neleri haram ettiğini okuyayım, anlatayım size. Şimdi hemen aklımıza gelir. Yani biliyoruz canım zaten işte Rabbimiz neleri haram ettiğini. Ama bunlar Kur'an'da zaman zaman tekrarlanan hususlardır. Başta bir şey söyledim, bilmek yetmiyor. Hayat haline gelmeli ki işte sırat-ı müstakim olsun, biz de sırat-ı müstakimde olalım. Haram ne? Kesinlikle yasak. Yani onun yasak olduğunu kesin ifadelerle Cenab-ı Hak bildirmiştir. Bazen Peygamber Efendimiz'in bildirdikleriyle de olur. Bir de kesinlikle emirse bize onu yapmamak da haramdır. Haramla farz böyle karşılıklıdır. Farzı yapmamak haramdır. Haramı yapmamak farzdır. Biz haramı yapmayız, farzı yaparız. Onun için burada sayılanlardan bir kısmı böyle yasak değil de emir şeklinde hususlar da gelecek. Bu giriş cümlesini bunun için söyledim. Ellâ tüşrikû bihi şey'a. Birinci madde. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayın. Ortak koşmayın. Şirk, şirket, müşterek, hiçbir varlığa Allah gibi muamele yapmayın. Canlı, cansız, akıllı, akılsız, insan, hayvan, taş, toprak, ay, güneş, şu, bu, neyse. Allah, Allah'tır, huve Rabbuna. O bizim Rabbimizdir. Her şeyin, ya onun bir eşi, benzeri yok, bir tane o. İşte ona hiçbir şey ortak koşmayın. Ve bil valideyni ihsana. Allah'a şirk koşmamak veya sadece Allah'a ibadet etmek, sadece Allah'a kul olmak, kulluk yapmak cümlelerinin hemen arkasına birkaç yerde Kur'an'da ana babaya da iyilik yapın gelir. Çok ilginçtir. Burada da öyle geliyor hemen. Ve bil valideyni ihsana. Anne babaya da iyi davranın. Ve la taktulu evladekum min imlak. Çocuklarınızı geçim endişesiyle öldürmeyin. Çocuklarınızı geçim endişesiyle öldürmeyin. Daha ana karnında başlayan olaylar var. Niye insanlar çocuktan kurtulmak istiyor? Sofraya ortak olacak, öyle düşünüyor. Onu da söylemiyor da işte geçindiremem de şu olur bu olur, sıkıntı, bana sıkıntı. Sıkıntı istemiyor insanlar ve öyle bir noktaya geldiler ki o sıkıntı istememe noktası, nikah da yapmıyorlar şimdi. Öyle bir noktaya geldiler. Yani evliliği sadece bir zevkin tatmini olarak gördüğü zaman, dini duygusu da yoksa, o zaman ben bunu niye kahrını çekeyim? Bugün var, yarın ilişkiyi kestim derim, keser atarım diye nikah bile yapmıyorlar. Şimdi şuradan bunu söyledim. Rızık endişesiyle çocuktan kurtulmak istiyorlar. Diyor ki hemen Cenab-ı Hak, nahnu nerzukukum ve iyyahum. Biz sizi de biz rızıklandırıyoruz, onları da. Sen zannediyor musun ki bu rızık sana böyle seninle geliyor? Şunu hep görüyoruz herhalde. Çok çalışmak, çok kazanmak anlamına gelmiyor. Nice insanlar var ki çok çalışıyor. Allah helalinden güç versin, kuvvet versin. Ama kazancının sınırlıdır, o kadardır. İmkanlar böyledir. Peki. Ve la tekrabul fevahişe. Fevahiş. F
fahiş, fuhş, fuhşiyat, çirkin şeyler demek. Genelde çirkin, bunlara yaklaşmayın. Hani hutbenin de en sonunda yine okunuyor ya. Estağfirullah ve yenha anil fahşai vel münkeri vel ba'i. Fahşa. La takrabul fevahişe. Ma zahra minha ve ma batan. Gizlisine de aşikarına da yaklaşmayın. Yani ya ayıp oluyor milletin içinde falan da hadi gizli. Yok. Çirkin işlerin gizlisi de aşikarı da hepsi de yasaktır. Ama şunu söyleyeyim, aşikar olan daha da kötüdür. Nedir onun daha kötülüğü? Başkalarına örnek olur. Onun için bazı böyle bize uymayan bazı davranışları adeta topluma yaymaya çalışırlar. Çeşitli unsurlar onu toplum kanıksar artık, normal görmeye başlar. İşte dün zina dediğine bugün birlikte yaşamak demeye başlar. Başka bir şey. Dün çok tuhaf gördüğüne bugün sıradan bir iş görmeye başlar. Bu yani alenen kötülüğün işlenmesinin daha başka bir ayrıca kötülüğü vardır. Ona dikkatini çekmek istedim. Bununla ilgili hadis-i şerifte var da vaktini almayayım. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Adam öldürmeyin. Allah onu haram kılmıştır. Adam öldürmeyi haram kılmıştır. Ancak haklı yönler olur, mahkemeye intikal eder, mahkemede geçmişte de bazı hükümler vardır. O veyahut da savaş olur. Savaşla ilgili meseleler hariç. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Bunlar Allah'ın size tavsiyeleridir. Tavsiye dediysek Allah'ın tavsiyesi emir manasınadır. Allah'ın emirleridir. Yoksa ben sana şu taraftan gitmen istiyorum. O da öte taraftan da gitse yol böyle bir tavsiye değil. Allah'ın tavsiyesi emir manasındadır. Bu Allah'ın size emirleridir. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Bu ifade, bu cümle bundan sonra bir daha gelecek, bir daha gelecek. Buradaki sonu Allah'ın size tavsiyesidir. Akledersiniz, sizden beklenen bunu kavrarsınız. Sonra diğer ayet. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ hatta yebluğa eşüdde. Yetimin malına en güzel surette yaklaşacaksanız öyle yaklaşın. Başka türlü yaklaşmayın. O bali olana kadar, baliga olana kadar, yani reşit hale gelene kadar onun malını idare edin, güzel şekilde yönetin, edin, ona el koymayın. Ve evful keyle vel mizan. Keyl, sıvı veyahut da sıvı olmasa bile ölçekle, ölçülerek alınıp satılan şeylerde ölçü. İşte bir teneke, daha eski zamanları düşünürseniz şu kadar. Bugün artık hacim ölçü birimleri kullanılıyor bunda. Mizan da tartı ile olanlarda. Ölçüyü ve tartıyı tam tamına adaletle yapın. Kimseyi aldatmayın. Yani dışında yazıyor yahut da yazmıyor. Bu 10 kilo deyip de 9 kilo vermeyin. Yahut da 5 litre deyip de 4 litre vermeyin. La nükellifu nefsen illa vus'aha. Biz hiçbir nefsi gücünün yetmediği bir şeyle mükellef tutamayız. Zannetmeyin ki veya birilerinin aklına gelmesin ki ya bunu da yapamayız, yani bu da zor, bu insana zor, bir insan bu kadar bunları yapabilir mi? Allah neyi emretmişse insanın gücü kudreti dahilindedir. Adeta bu Kur'an'ın üslubu içerisinde
akla gelebilecek muhtemel sorulara, itiraz gibi bazı düşüncelere anında arada cevabı verir. Hemen burada diyor ki biz hiçbir nefsi gücünün yetmediği bir şeyle mükellef tutmayız. Ve izâ kultum fe'dilû. Bir şey söylediğiniz zaman adaletli olunuz. Sözde adalet bakın. Yani doğruluktan ayrılmayınız. İşinizde, sözünüzde, hiçbir meselede doğruluktan ayrılmayınız. Adil olunuz. Ve izâ kultum fe'dilû velev kâne zâ kurba. Akrabanız bile olsa, yani hatta kendinize bile olsa, şimdi vakit ilerliyor, Maide suresinin baş tarafında vardır. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Yani sizi bir kavme olan düşmanlığınız adaletsizliğe sevk etmesin. Düşmana karşı bile adaletten ayrılmayınız. Düşmana karşı bile adaletten ayrılmayınız. Ve bi ahdillahi evfu, Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'a olan taahhüdünüzü yerine getirin. Zelikum vassakum bihi leallekum tezekkerun. Burada da en sonu tezekkerun geldi. Bu Allah'ın size tavsiyesidir, emridir. Sizden beklenen de bundan ibret almanızdır. İbret. Düşünün ki bir toplum yetimin malına riayet edilmiyor, itilip kakılıyor, hak hukuk yok, ölçü, tartı, ticari hayat düzen içerisinde değil. İnsanlar yalan söylüyorlar. Böyle bir toplum huzur bulabilir mi? Bunu kendimizin bilerek yapmamız lazım ama İnsan şunu istiyor. Herkes doğru olsun. Ben değil. O kâr edecek. Aslında kârı eden kim doğruysa neticede kimin kâr ettiğini orada göreceğiz. Şimdi bundan sonra diyor ki Cenab-ı Hak, işte o müstakim kelimesi beni buraya sevk etti ya. Ve enne hâzâ sırâtî müstakîmâ. İşte benim müstakim yolum, sırat-ı müstakimim budur. Fettebi'uhu, ona uyunuz. O yoldan gidiniz. Ve la tettebi'us sübule, başka yollara uymayın, başka yollardan gitmeyin. Feteferraka biküm an sebilihi, o başka yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır, uzaklaştırır. Ondan sonra birbirinize de düşersiniz zaten. Delküm vassaküm bihi leallekum tettekûn. Yine delküm vassaküm bihi leallekum tettekûn. Bu Allah'ın size tavsiyesidir, emridir, sizden beklenen de İttika etmenizdir. Bunun dışına çıkmaktan sakınmanızdır. Takvada aynı kökten. Allah'ın emirlerini, yasaklarını, Allah'ın talimatını dikkate almak, onun dışına çıkmaktan sakınmak. Rabbim müttaki kullarından eylesin. Cenab-ı Hak cennetinde buluştursun inşallah.